Herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün stüdyoda çok değerli bir konuğum var. BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi siz tabii Kahramanmaraş'tan geliyorsunuz. Dolayısıyla oranın hikayesi, yaralarını sarmaya çalışıyorsunuz uzun bir süredir. Ne kadar yol kat edilebildi? Bir yandan da tekstil sektöründesiniz. Tekstil sektörünün sıkıntılarını da biliyoruz. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta durum nedir? Genel olarak bir sizden dinleyerek başlayalım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Kahramanmaraş'ta herkes elinin erdiği, aklının erdiğince koşturuyor, çalışıyor, koşuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen koordinesizlik ya da anlaşılmamaktan dolayı bir sıkıntılar yaşanıyor. Yalnızca belediye, devlet, hükümet değil, Azerbaycan hükümeti bizim Azerbaycan bulvarını yapmayı üstlendi. Harıl harıl çalışıyorlar ama sonuç bir inşaatın başlaması, hele memleketin neredeyse yarısının yıkılmış olduğu bir yerde bunların tamamlanması çok zor. TOKİ'ler de çalışıyor, devam ediyor. Bir kısmına göçtüler ama daha her şey bitmedi. Mecburiyetten göçtü insanlar. Bunların tamamlanması zaman alacak. Yani 1,5 yıl oldu. Daha bir yarım yıla normal şartlarda ihtiyaç var. Ama bunlar devam ederken sıkıntılar da devam ediyor. Bunların en başında olağanüstü mücbir sebep dediğimiz bir sebep var. Bunun anlamı şu, basit ifadeyle. Biz deprem nedeniyle bazı sigorta, vergi borçlarımızı ödemedik. Devlet bunu bizden istemedi. Ama bunu 3 ay, 4 ay, 3 ay, 4 ay uzatıyor. Bu ay sonunda bu uzatılan kısım bitiyor. Yeniden uzatılır mı bilmiyoruz ama uzatılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de yetkililere özellikle rica ediyoruz. İki sebepten, bir, bizden daha büyük olmayan bir Van depremi yaşadı Türkiye. Van depreminde 6 yıl mücbir sebeple ilgili öteleme yapıldı. Şimdi neden bunu istiyoruz? Bir insanın iş yeri yok. Konteynerde, işte bir çadırda, bir bilmem nerede bunu yapmaya çalışıyor. Ya da yarısı yıkılmış, yarısını da yapmaya çalışıyor. Makinalarının bir kısmı bozulmuş ama yarısıyla yapmaya çalışıyor. Zaten başındaki insanı kaybetmemek, müşterisini kaybetmemek, olan durumunu korumak için, yani o çalışanlar da bizim insanımız, bizim beraber yürüdüğümüz, İyi günü, kötü günü beraber yaşadığımız insanlar ve el birliğiyle biz ayağa kalkmak istiyoruz. Ama şimdi siz düşünün, bu ay sigorta borcunuzu ödeyeceksiniz. Bir de geçen ayların sigorta borcunu ödeyeceksiniz. Bu ay vergi borcunuzu ödeyeceksiniz. Geçen ayları da ödeyeceksiniz. Zaten bu ayı zor ödeyen, ucuca getiren bir yapımız var. Bu yapıyı siz bir de bunu yüklerseniz üstüne ki duyumlar alıyoruz, hiç hoşumuza gitmeyen şeyler. Ne gibi i̇şte, duyumlar alıyorsunuz? Taksitlendirilirse dediğimiz ama bunun içinde teminat mektubu istenecek gibi. Zaten insanlar dediğim gibi bankaya gidemiyor. Bankanın bir teminat mektubu talebi, kredi talebi zaten çok zor hem faizlerden dolayı. Ama başka problemler de var. İşte deprem oldu, yıkıldı her yer. Sigortaladık işlerimizi ama sigortacı para ödememek üzere kurulmuş kurumlar olduğunu biz depremden sonra öğrendik. Gözünüzün üstünde kaşınız var diye size sigorta para ödemedi. Maraş'ta bir, üç firma, üç büyük firmamızın dışında neredeyse %35'in üzerinde sigortadan parasını alan yok. Yani 100 liraya sigorta ettiğiniz bir iş yerinizi ancak 35 lirasını alabildiniz. Ve depremden sonra herkesin çok hissederek yaşadığı Türkiye'de pahalılıklar başladı. Her şey pahalandı. Ev kiraları pahalandı, domates pahalandı, peynir pahalandı gibi. Peki, şimdi biz de bunları yaşadık. Şimdi o geri kalan 100 liralık kırılan yeri 35 lirayla yapmak için elimizde ne varsa koyduk. Yetmedi. Ne kadar koyduk? İşte 35 lirada biz koyduk. 70 lira oldu. Daha hemen çalışmamız için bir 30 liraya daha ihtiyacım var. Dönebilmek istiyoruz. İstediğimiz bu.
işimizi kaybetmemek, insanımızı kaybetmemek istiyoruz depremden kurtulan. Hemen gittik bankaya. Banka müdürü kapıda karşıladı, geçmiş olsun dedi. Elimden ne gelirse yaparım dedi. Ne istiyorsun? Şunu işte 30 lira kredi. Hay hay dedi, teminat ne vereceksin? Teminat, ev yıkılmış, evet. İş yeri yıkılmış, ne vereceksin? Dedi, teminatsız nasıl söyleyeyim ben genel müdürlüğe bunu? İnsanımız bu haldeyken, şimdi bir de kaldırıp dediğim gibi biz hangi bir ceza, hangi bir suç işledik ki? Mücbir sebep 1,5 yılda bize bu kadar hakkınız var. Ama Van için 6 yıl olması, 6 yıl olmasın ama hiç değilse 1-2 yıl, 2,5 yıl bu işi uzatıp bizim kendi yağımızda kavrulur olmamız lazım. Dünya siyasetini, dünya ticaretini sizden daha iyi bilen yok. Rakam rakam, kalem kalem hepsini sabahtan akşama irdeliyorsunuz. Hangisi iyi, hangisi iç açıcı, hangisi güldüren? Hiçbirisi. Dolayısıyla bugün de ne mal alabildiğimiz, ne mal satabildiğimiz bir günde bunların başımıza gelmesi bizi çok zora sokacak. Sonucu ne olur bilmiyoruz. İnsanlar cinnet geçirir mi? Evine ekmek götüremeyen bir baba ne yapar? İşte onların hepsini beklemek durumunda kalacağız. Bu yalnızca bu da değil. Başka bir şeyimiz daha var depremle ilgili. Rezerv alanı diye bir alanımız var. Şimdi bugünlerde çokça konuşulan konu bu. Çevre Bakanlığı'ndan gelip burayı boşaltın, yıkacağız diyorlar. Yıkacağız dedikleri yer neresi? Depremde yıkılmamış, sapa sağlam ayakta duran yer.